Yapı Kredi Kültür Sanat'ın yeni sezon diğer iki sergisi ise küratörlüğünü Kevser Güler'in yaptığı Deniz Gül'ün Meydan ve Lale Müldür'ün Milat sergileri. Çok farklı eserler görüyoruz burada ama şairlikten gelen birisiniz. Bu resimlerinize nasıl yansıyor? Neler görüyoruz Milat'ta? Milat değişim yeni bir çağa geçildiği için şu dönem. Ve yeni bir çağa geçiş de kolaylıkla olmuyor tabii. Milatımızda sıkıntılar oluyor sürekli. Gerçekten de İstanbul'da yaşayanlara bakacak olursak gerçekten çok mühim aşamalardan geçiyor insanlar. Bir sürü şey olmuyor mesela. Benim mesela ilk resim sergimi pandemide yaratmış olmam tuhaf bir şey aslında ama öyle oldu, ne yapayım. Peki eserlerinize baktığımızda genel tema olarak ne hakim? Sosyolojik koşullar içinde yaşadığımız en genel tema olarak bu. Ve değişik bir takım renkler var bende. Bu renklerin algılanması zor. İnsanlar rengin kalitesini bile bilmiyor çünkü. Mesela ben mor dediğim şey, onlar başka bir şey diyorlar. Yani bir de insan figürleri var tabii, hayvan figürleriyle birlikte. İnsan figürleri, hala ben oldu mu diyordum yaptığım arkadaşlara. Onlar da çok komik bir biçimde, evet oldu diyorlardı. O zaman kesiyordum yapmayı. Gerçekten de öyle tuhaf bir olurlukları var portrenin, tuhaf şekle benziyor insanlara. Onun üzerinde çok durdum. Belki sanırım istediğim oldu yani biraz. Bir menekşe bebek imgesi var aslında hemen hemen her eserinizde. Bu da aslında her insandaki farklı bir ifade ama o sizde bir bebek olarak mı yansıyor? Menekşe çok özel birisidir. Ben onlardan öğreniyorum çoğu şeyi. Şiir yazarken resim yapmak nereden çıktı? Nasıl başladınız resme? Karar vererek başladım. Resim yapacağım dedim. Kararlı oldum. Radikal bir geçiş diyebilir miyiz aslında sizin için? Radikal bir geçiş, evet yani çünkü benim resme gittiğim falan hiç yoktu. Hiçbir zaman lafını etmedim. Okan'la ve Ohan'la belki tutturduk o işi. Ama Ohan'la benim sanat anlayışım çakışmadı yani. O yüzden çıktım oradan. Ondan sonra Yapı Kredi'ye girmek istedim. Lale Müldür'ün şiirleriyle resimleri arasında nasıl bir bağ var? Az bir bağlantı var gibi çünkü çoğu yüz olarak mesela benim kendi yüzlerim onlar. Yani şiirde birisi olarak sadece İsa mı işte. Osman Kavala var mesela. Onun ilkokuldaki gençlik hali var. Osman'ın şaşırması var bir de şu resimde olduğu gibi. Herhalde benim resmini yapacağımı düşünmüyordu. Thank you.
neden meydan öncelikle? Aslında böyle bir meydanda meydan fikrine kavram olarak, sözcük olarak o yüklenen ağırlığın ötesinde hafifleyerek, alan açarak, meydan açarak, yüzeyde beliren parçalarla ve onların o ufak detaylarıyla nasıl bakabiliriz? Biraz öyle bir yerden çok minimal, soyut bir sergi kurmak istedim. Ve böyle meydan fikrini bir kere daha düşünmek istedim. Burada sergide karşılaştığınız malzemeler, gündelik hayatta karşılaştığımız malzemelerle çok bir, işte bir poliüretan köpük, bir merdiven kaydırmaz bant, bir duvar boyası, yani sokaktaki o grenli duvar boyasının bir köşeye uygulanmış hali gibi. Aslında çok sıradan, her dakika karşılaştığımız, her an karşılaştığımız formlar, malzemeler bunlar ve gündelik yaşamın aslında o kendi içindeki dilini bize sunuyorlar ve dili diyorlar aslında. Yani biz bu karşılaşmaları sürekli olarak yaşıyoruz sokaklarda dolaşırken. Fakat başka bir anlam aramaya gerek yok. Zaten malzemenin, maddenin kendisi kendi anlamını bize fısıldıyor. O yüzden çok minimalleşip, çok azalıp, çok hafifleyip orada olana bakmak, biraz daha yakından duymak aslında amaç. Olduğumuz yerin de sizin için ayrı bir önemi var. Burayla dikkat çekmek istediğiniz ne? Biliyorsunuz Yapı Kredi'de daha evvel bu kadar böyle mekana özgü bir yerleştirme olmadı. Aslında bu sergi nesne ya da resim ya da heykel hiçbir şey göstermiyor. Mekanın kendisini bir yüzey olarak kullanıyor. Ve mekandaki ölçekle, mekanın derinliğiyle ve yapısıyla ilgileniyor. Dolayısıyla her iş aşağı yukarı mekana özel bir yerleştirme. Bu içinde bulunduğumuz koridor da ismi geçit. Ve bir gri boya zaten bütün serginin tamamına yayılan, o meydanlarda karşılaştığımız, sokaklarda karşılaştığımız çeşit çeşit griden bir tanesi. Gri boya üzerine düşürdüğüm aslında acil çıkış led lambaları bunlar. Sadece acil durumlarda yanıyorlar. Mekanın da aslında fiziksel olarak bir parçası. Biz o görünmeyen parçayı görünür hale getirip burada bir pasaj yarattık.